Merhaba. Sodyum problemlerinin ikinci filmindeyiz. İlk filmde ayrı tanısını yaptığımız hastanın şimdi tedavisini tartışacağız. Ekran paylaşımına geçiyorum. Önce hastamızı kısaca hatırlayalım. 72 yaşında bir kadın hasta. Sersemlik ve halsizlik yakınmasıyla acile başvuruyor. Öyküsünde hipertansiyonu var, diüretik kullanımı var, alt uzuviyet yaptığını söylüyor ve 3 günden beri ishali var. Fizik muayenede ise hipertansiyon hasta olmasına rağmen kan basıncı düşük, uykuya eğilimi var, 60 kilogram, nabzı biraz artmış, boyun venleri düzleşmiş, ciklet turgutu tonusu azalmış. Laboratuvar bulgularından en çok dikkatimizi çeken şey sodyumun düşük olmasıydı, 106. Tanımız daha önce koymuştuk. Hipovolemik hiponatremiydi. Diğer nedenleri yalancı hiponatremi ve dağılımsal hiponatremiyi ekarte etmiştik. Şimdi tedavi planına geçiyorum. Hiponatremi de tedaviyi öncelikle tabii her hastalıkta olduğu gibi neden yönelik bir tedavi yapmak lazım. Tedavi hızı önemli. Burada tedavi hızını belirlerken 3 faktörü göz önünde bulundurmamız lazım. Bir, sodyum kaç? İki, belirtiler var mı? Üç, hiponatremi ne kadar zamanda gelişti? Çünkü uzun dönemde gelişen bir hiponatremiyi hızlı düzeltmeye kalkarsanız başka problemlerle, beyinle ilgili problemlerle karşılaşabiliriz. Bu nedenle hiponatremi hiçbir zaman hızla düzeltilmemesi lazım. Günlük düzelmenin 10 milimol, bilemediniz 15 milimol ya da milyekivalanı aşmaması lazım. Saatlik düzelmenin de 1-1,5 milimol litreyi aşmaması lazım. Şimdi bir formülden bahsedeceğim size, bir eşitlikten. Androgoyan-Madias eşitliği diye. O üst satıra bakalım şimdi. Üst satırda serumdaki değişiklik ne olacak? Yani şu verdiğimiz sıvıdaki sodyum konsantrasyonudur. Bu hastanın sodyum konsantrasyonudur. Altta ise toplam vücut sıvısı ve artı bir değeri vardır. Şimdi toplam vücudu burada, vücut suyu önemli herkes için. Şimdi hepimizin vücudundaki değişik oranlarda su var. Bu oran çocuklarda ve erkeklerde birazcık daha fazla, kadınlarda birazcık daha az. Yaşlanınca bu oran yine düşüyor. Şimdi biz hastamıza gelelim. Bakın hastamız da yaşlı bir kadın hastaydı. Toplam vücut suyumuz 27 litreye denk geliyor. Şimdi 1 saatte 1 litre serum fizyolojik versek ne olur? Serum fizyolojik dediğimiz şey izotonik sodyum klorürdür. Bunun sodyum konsantrasyonu da 154. Yani burada rakamları yerine koyduğumuz zaman 154, 106, 27 artı 1. Yani yaklaşık 1,7 litre, 1,7'lik bir artış bekleriz. Peki 1 saatte 1 litre %3'lük sodyum klorür versek ne olur? %3'lük sodyum klorürün bakın konsantrasyonu 513'tür. Rakam koyduğunuz zaman rakamları yerine saatlik değişim 14,5 olur. Bu çok çok hızlıdır. Ben bunu yapın diye söylemiyorum. Sadece örnek vermek için söylüyorum. Veya bu 1 litre yerine 0,3 litre yani 300 mililitre versek ne olur? Bakın bu sefer yine rakamları yerine koyduğumuz zaman saatlik 14,5'tu 1 litre. 0,3 litre yani bunun yaklaşık %30'u 4,4 yapar. 106'dan 4,4, 110,4 olur. Bu da yine hızlı. Dolayısıyla biz bu miktar solüsyonu belki 1 saatte değil de 3 saatte verirsek, 3 saatte 4,4'lük değişime bölerseniz 3'e saatlik yaklaşık 1,5'a gelir. Bu da makul bir düzeltme hızı olarak kabul edilebilir. Burada tedavide bu slaydı ben çok severim. Yani şiddetli hiponatremide tedavimizi nasıl yapacağız? Semptom var mı yok mu ona göre davranacağız. Eğer semptom yoksa nadiren hızı düzeltmek gerekir. Semptom varsa da daha hızlı düzeltmek gerekir. Daha hızlı düzeltirken de biz genellikle hipertonik yani %3'lük sodyum klorür kullanabiliriz. Bu filmin de sonuna geldik. Bu filmde de umarım beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olmuştur. Beğendiyseniz lütfen
Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Kaynaklarımı tekrarlıyorum. YouTube kanalım ve web sayfam. Herkese iyi günler dileyerek filmi bitiriyorum.